Merhaba canlar dersimize hoş geldiniz. Bugün üçüncü sınıflarımızla birlikte çarpma işlemi ile ilgili iki tane testimiz var. Bunları çözeceğiz ve çarpma işlemi problemlerine geçmeden önce konumuzu iyice pekiştirmiş olacağız. Evet canlar dersin sonunda da sizlere her zamanki gibi bir soru bekliyor. O soruyu da çözüp yorumlara aşağıya yazmayı unutmuyoruz. Beğen tuşuna basıyoruz ve dersimize başlıyoruz. Birinci sorumuzla başlıyorum canlar. Yukarıdaki toplama işleminin çarpma işlemi şeklinde gösteremeyi hangisidir? Zaten çarpma işlemi dediğimiz şey bildiğiniz gibi toplama işleminin kısaltılmışıdır değil mi? Evet burada kaç tane toplama işlemi var canlar? Bakalım kaç tane sayı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayım var ve 6 tane sayım ne? 8. Demek ki 6 tane 8. Yani 6 kere 8 sayıdır. 6 çarpı 8 iki şekilde de üç şekilde de ifade edebilirsiniz. Demek ki 6 çarpı 8 arayacağım ben. 6 çarpı 8 burada o da cevabı 48. Cevabımız 5 canlar. Kutucuklardaki top sayısını aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulamayız demiş. Bakalım 6 6 6 bunları toplamış. Bakıyoruz 1 2 3 4 5 6. Evet burada da 6 tane burada da 6 tane. Evet 3 tane 6'yı toplayarak bulabiliriz. 3 çarpı 6 demiş evet aynı şeydir 6 kere 3 ya da 3 kere 6 bu şekilde de bulabiliriz çünkü 3 tane kutu var ve her kutuda 6 tane top var 3 çarpı 6 demektir o da evet 6 artı 3 diyor bu şekilde bulamayız çünkü burada 6 ile 3'ün toplamı 9 yapar ama bunları toplayacak olursak 6 12 18 yapar o yüzden yanlış cevap bu cevabımız C şıkkı 3. sorumuza devam ediyorum Yukarıdaki çarpma işleminin toplama işlemi şeklinde gösterişi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi çarpma işlemi vermiş bu sefer toplama işlemi şeklinde göster diyor. şimdi nasıl yapabiliriz? 7 tane 9 yazarız. 7 kere 9 63 eder canlar. Bakalım şimdi 9 yazmış. O zaman 9'da kaç tane olmalı? 7 tane olmalı. Bakalım öyle mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet bir daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane ne var? 9 var. Demek ki bu şekilde yazılabilir. Doğru gösterilişi bu canlar. Dördüncü sorumuza geldik canlar. Şimdi burada sayı doğrularımız var. Sonra burada da işlemler var. Buradaki işlemler bu sayı doğruları eşleşiyor. Bir tanesi yanlış eşleşiyor. Dışarıda kalıyor. Diyor ki e, sayı doğrularından hangisindeki çarpma işlemi yanlış gösterilmiştir diyor. Şimdi bakalım önce sayı doğrularını inceleyelim. Bakın bir tane ok gelmiş, ikinci ok, üçüncü ok, dördüncü ok. Demek ki dört tane bir şey var. Ne o? Kaçar kaçar arttığına bakacağız. 0'dan 2'ye 2 artmış, 2'den 4'e 2 artmış. 2 4 6 8 diye artıyor. Demek ki 2'şer 2'şer artıyor. He, demek ki bu dört tane arttı ve 2'şer 2'şer arttı. O zaman 4 x 2 Tamam mı? Bak 2, 1, 2, 3, 4. 4 tane 2. Anlaştık mı? O zaman 4 kere 2 olacak bu. Bak bu. Demek ki bu var. Bunun üstünü çizelim. Hangisi olmuyor? Onu bakacağız. Kırmızıya bakalım. Hatta şuna bakalım ilk önce. Bak bu birazcık daha basit. Bu biraz daha uzun. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4 tane bir gelmiş. Tamam mı? Sonra 1, 2, 3, 4. Gene 4 gelmiş. 4 gelmiş. 4 gelmiş. Sürekli 4 4 gelmiş. Kaç tane 4 gelmiş? 1 2 3 4 tane 4 gelmiş. Demek ki bu da 4 kere 4. Bak bu da var. Demek ki cevabımız bu olacak. Belli oldu ama yine de biz ne yapalım? Şunu bir inceleyelim. Neden yanlış? Bak 1 2 3 4 5 6 6 tane gelmiş. Ne gelmiş 6 tane? 2 2 2 2 2, 2 artmış. Demek ki 6 tane 2 olacak. 6 tane 2 de 12 eder. 4 kere 3 de 12 eder. Tamam mı? Direkt sonuca bakarak o yüzden söylemeyin. 6 tane 2 olacaktı. Yanlış yazılmış bu 4 kere 3. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak canlar. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin çarpımı çift sayıdır demiş. Canlar şimdi bu sorularda şöyle bir yöntem izliyoruz. Eğer ki Çarpanlar, bakın size 3 tane e, önemli özellik söyleyeceğim. Çarpanlar tek çarpı tekse sonuç tek olur. Çarpanlar çift çarpı tek veya tam tersi de olabilir. Tek çarpı çiftse sonuç çift olur. Eğer ki çarpanlarımız çift çarpı çiftse sonuç çift olur tek çarpı tek tek yapar. Çift çarpı tek ya da tek çarpı çift o da çift yapar. Çift çarpı çift de çift yapar canlar. Şimdi bu mantıkla da gidebilirsiniz. O bakın böyle yaparsak daha kolay olacak. 8 kere 9 bir çift bir tek değil mi? Sonuç çift sayılır. Cevap A. Bak bu kadar basit. Neden? Bakalım 8 kere 9 kaç? 72. Yazalım 72. 72'nin birler basamağında 2 var. E çift sayı bak gördün mü? Bak 3 kere 5 tek 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 de teki çarpınca ne oluyordu? Tek yapıyordu. 3 kere 5 15. 15 bak tek sayıymış. Gördün mü? 5 var çünkü bilinen basamanda. Burada ne var? Bak 7 kere 7 49 diyor. Değil mi? Bak tek tek. Değil mi? Tek de tekin çarpımı tek yapar. 7 tek sayı. 7 tek sayı. 7 e, kere 7 49. 49 da tek sayı. Neden? Bir daha basamanda 9 var. İşte bak bunu ezberlerseniz e, bu şekilde öğrenirseniz daha doğrusu bunun mantığını kafanıza iyice oturtursanız bununla ilgili evde böyle kendinize alıştırmalar yaparsanız bu soruları çok daha kolay çözersiniz canlar. <laughs> Yandaki çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sonucuna bakalım. Nasıl yapıyorduk bu çarpma işlemlerini? Bakın. İlk önce alttaki çarpanla üstteki çarpanın birler basamağını çarpıyorum. Tamam mı? Bunun birler basamağını zaten bu tek basamakta olduğu için şu an birler basamağını dikkat etmemize de pek gerek yok. Bununla bunun birler basamağını çarpıyorum önce. Sonra bununla bunun onlar basamağını çarpacağım. Tamam mı? Önce bununla bu. Sonra bununla bu. 2 kere 4 kaç yaptı? 8 yaptı. 6 yazıyorum. Ellemiz var mı? Yok. 2 kere 6 12 yaptı. E onu da yazıyorum buraya. E sonuç kaç oldu? 128 oldu. İşte bu kadar basit. Evet bak şuradaki 7. sorumuz çok güzel onu çözelim. Diyor ki 19 artı 4 çarpı 0 işleminin sonucu kaçtır demiş. Canlar bir sayının 0 ile çarpımı her zaman kocaman bir 0'dır. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. E öyleyse e burası 0. Bir sayının 0 ile toplamı da zaten kendisine eşitti. E 19 0 daha 19. İşte bu kadar. 8. sorumuza bakalım. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır demiş. Bakalım 3 kere 3 9, 3 kere 3 9, 4 kere 2 8, 4 kere 8 32, 4 kere 2 8, 4 kere 5 20 olması lazımdı. 21 demiş. O yüzden bu yanlış. Gelelim şimdi 11. sorumuza. Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ee, şimdi bak nasıl yapıyoruz bunları? Önce parantez işleri tamam mı? Parantezin içindeki işlemleri yapacağız. Daha sonra buradan çıkan sonuçları birbiriyle toplayacağız. Bu şekilde ilerliyoruz. Bak yan yana çarpalım hemen. 2 kere 4 8 2 kere 3 6 2 kere 1 2. Bu arada çarpım tablosunu eğer hala sen de izlemediysen çarpım tablosu otobüsünden başlayıp bütün çarpım tablosu videolarını izleyip ezberleyebilirsin. Bunu da hatırlattıktan sonra devam ediyorum. Bu işlemi yaptık. Artı diyeceğiz artık. Evet burada 2 kere 3 6 2 kere 4 8 e bunları toplarsak ne olur? 8 6 daha 14. 50 var 1. 8 1 de 50. 9 6 daha 15 elde var. Yine 1, 2, 1 de elde. 3, e burada yüzlük yok zaten. 3, o zaman 354 diyoruz canlar. Evet 12. soruya geldik canlarım. Şimdi bak burada diyor ki yukarıdaki işlemin sonuçlarına göre soru işareti yerine kaç yazılmalıdır diyor. Tamam mı? Bu soru işareti. Bak burada soru işareti tamam Bunun yerine kaç yazmamız gerekiyor? Bunu bulmamız lazımmış bizim. Hadi bakalım o zaman bulalım. Şimdi Bak önce ne yapacağız? Demek ki bununla bunu çarpıp buraya bulacağız. Sonra bununla bunu çarpıp buraya bulacağız. Sonra bununla bunu toplayıp sonra işaretini bulacağız. Tamam mı? 8 kere 4 32. 32 kere 3. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. 96 4 daha 100. Bak bu kadar basitmiş yukarıdaki çarpma işlemlerinin sonuçları küçükten büyüğe doğru olarak hangisinde sıralanmıştır? Şimdi küçükten büyüğe doğru ne yapacağım ben bu çarpma işlemlerini sıralamam lazım değil mi? Benden bunu istiyor. Öyleyse şöyle çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulalım bakalım. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. 2 kere 1, 2. 2 kere 4, 8. 2 kere 4, 8. 3 kere 2, 6. 3 kere 5, 15. 6 kere 1 6 6 kere 7 42 dedikten sonra bakıyorum en küçük bu var değil mi 88 ondan sonra hangisi mavi olan sonra şu turuncu olan sonra yeşil olan. Yani e, pardon turuncu mavi pembe yeşil turuncu mavi pembe yeşil Evet, cevabımız B şıkkı canlar. Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 9 çarpım 72'dir. Diğer çarpan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bakın böyle soruları zihninizde yapmakta zorlanıyorsanız ilk önce şöyle hemen yazmaya başlayın. Ne diyor? Bize çarpanlardan birisi 9. Tamam 9 çarpı burayı bilmiyoruz bunu soruyor zaten. Eşittir 72'ymiş değil mi çarpımda? Çarpım demek sonuç demek. Evet. Şimdi 9 ile neyi çarparsam 72 olur. Ha bak şimdi daha bir şeyler canlandı değil mi kafanızda? 7 olsa 9 kere 7 63 yapar. 9 olsa 9 kere 9 81 yapar. E demek ki 8 olacak ki 9 kere 8 72. Peki hocam şimdi ben 9 kere 8'in zaten 72 olduğunu çarpım tablosundan biliyordum. O yüzden hemen yaptım. Tamam mı? Şık olmasa da yapardım. Ama buradaki 7, 72 değil de 720 olsaydı ben ne yapacaktım? Ben 9 ile kaçı çarpınca 720 olduğunu bilmiyorum ki. Ha, o zaman da bölme işlemini bileceksin. Nasıl yapacaksın? 72 bölü 9 diyeceksin. Tamam mı? Kaç tane var 72'nin içinde 9? 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72. Bak 8 tane var. Gördün mü? İşte o zaman bölme işleminde bilince. Bölme işleminde zaten çarpma işleminden sonra öğreneceğiz. Çarpma işleminden sonra bölme işlemini de öğrenince ne yapacaksın? Buradaki çarpının bir tanesini bölerek bulacaksın. Onu da ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Şimdi anlattığım gibi olacak. Evet canlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Şimdi buradaki 14'ün soruyu da size bırakıyorum. 7 çarpı 9 işleminin sonucu hangisinin çarpımı ile aynıdır? Bunlardan hangisi ile aynıdır? Sonuç olarak soruyor bize. Bunun cevabını yorumlara, videonun altındaki yorumlara güzelce hadi yazın bakalım. Ben de doğru ya da yanlış şeklinde cevap vereceğim. Beğen tuşuna basmayanlar hala beğen tuşuna basmayı unutmuyoruz. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. İki test çözeceğim dedim ama bir tanesini çözdüm. Çünkü çok uzun sürecekti ders. O yüzden bir başka dersimize çözeceğim ikinci testimizi. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlık Hoşçakalın.